Doktorun biri yeni bir muayenehane açmış. Kapıya da yazmış. Vizite ücreti 1000 dolar. İyileştiremediğimiz hastaya 5 mislini geri veriyoruz demiş. Vizite pahalı ama doktor doktor gerçekten. Her gelen hasta iyileşip gidiyor. Doktorun önü her geçen gün artıyormuş. Uyanığın biri doktora gidecek, iyileşemeyecek ve 5 misli parayı geri alacak ya, kapıyı çalmış. Doktor ağzımın tadı hiç yok. Öyle kötüyüm ki hiçbir şeyin tadını alamıyorum demiş. Doktor şöyle bir bakmış ve hemşireye seslenmiş. Hemşire hanım, 8 numaralı kutuyu getirir misiniz? Hemşire adama uzatmış kutuyu. Adam bir kaşık içindekinden yemiş ve anında tükürmüş. Ama bu bok. Doktor sakin bir şekilde, evet iyileştiniz, tad alıyorsunuz artık demiş. Adam parayı ödemiş. Sinirleri tepesinde gitmiş. Aradan birkaç ay geçmiş. Büyük bir hırsla yeniden kapıya dayanmış. Doktor bey, bende hafıza kaybı başladı. Her şeyi unutuyorum. Doktor adama şöyle bir bakmış yine. Hemşireye dönmüş. Kızım, 8 numaralı kutuyu getirir misin demiş. Adam hemen itiraz etmiş. Ama o kutuda bok var. Doktor, doğru, bakın hafızanız yerine geldi. Artık iyileştiniz demiş. Adam ağlamaklı bir hırsla ödemiş parayı çıkmış dışarı. Kurmuş da kurmuş intikam planlarını. Birkaç ay sonra, doktor bende iktidarsızlık başladı. Durumum çok kötü. Hiçbir şey yapamıyorum demiş. Doktor adamı gözüyle şöyle bir inceleyip, hemşire hanım 8 numaralı kutuyu getirir misin diye seslenince adam tüm hırsıyla, doktor bak şimdi seni de sikerim hemşireyi de demiş.